Arkadaşlar merhaba. Amerika'da yaşayan dostlarımız için çektiğim bir başka video ile sizlerleyim. Genelde bu konuları detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü hızlıca geçmek istemiyorum. Siz isterseniz kaydı ileriye sarabilirsiniz tabii ki. Ama detayını merak eden arkadaşlarımız için bu kaydı yapmak istiyorum. Tereyağı, bugünkü konumuz tereyağı. Tereyağını nasıl yapıyorum, nereden ne alıyorum, ne kullanıyorum, onların detayını vermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi son hali böyle olacak tereyağımızın. Güzel. Şu aralar kışa girdiğimiz için hayvanlar taze ot yemiyorlar, kuru otla besleniyorlar. Tereyağımızın rengi biraz daha sarıdan aşağı düştü. Normalde koyu sarıya yakın bir tereyağımız oluyor. Biz de çok tereyağı tüketen bir aileyiz. O yüzden her hafta hemen hemen tereyağı yapıyoruz. Onu göstermek istedim. Şimdi sütü, en başta sütle başlayayım. Biz sütü nereden alıyoruz? Bizim koyunlarımız var. Ama koyunlarımızın daha sağma mevsimi değil. Önümüzdeki sene Nisan-Mayıs ayı gibi koyunlarımız kuzlamaya başlayacaklar. Ondan sonra kuzu durumuna göre, kuzunun büyüklüğüne göre sağımı yapacağız. Yaklaşık 7 tane koyunumuz var. Bu 7 koyundan alabildiğimiz kadar süt alacağız. Sağma makinemiz de var. Onu da önümüzdeki sene inşallah videosunu yaparız. Ama onun haricinde süt, genelde tereyağımızı, yoğurdumuzu biz inek sütüyle yapıyoruz. İnek sütünü nereden alıyoruz? Normal marketlerden almıyoruz. Bunun için herd share denilen bir şey var. Yani kişilerin ineklerine ortak olma. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Genelde bu işi Amişler yapıyor. Amişler haricinde çevrenizde mutlaka bir inek çiftliği vardır. Yasak olmasına rağmen bazı çiftlikler kimseye söylemezseniz size süt verebiliyorlar. Ama bu sütü genelde büyük firmalara satan firmalardan alırsanız onlar yağ oranını %16 gibi tutuyorlar. Ona göre artık sağım sıklığı daha farklı oluyor. Sık sağında yağ az çıkıyor. %16, %15 gibi tereyağının, yani içindeki yağ oranını bırakıyorlar. Bizim aldığımız sütte yaklaşık %50-50 çıkıyor. Bu eğer oradan görülebiliyorsa şöyle, şu kısım yağ, geri kalan kısım süt olarak gözüküyor zaten. Yağ ve süt. Bu yazın %50-50 gibi bir duruma geliyor. %50 yağ, %50 süt gibi oluyor. Çiğ süt bu. Çiğ süt bulabiliyorsanız, yani Türkiye'de küçüklüğümüzde hep köyümüzde çiğ süt içerdik. Yani direkt ineğin memesinden sağlanan direkt sütü içtiğimiz de olmuştur. Burada Amerika'da yasak. Bazı marketlerde, yani şöyle bir duyum aldım, birkaç arkadaşım söyledi. İnsan tüketimi olmaması kaydıyla kedi ve köpek için marketlerde çiğ sütler satılıyor. Biz eğer alabiliyorsanız o sütleri de kullanabilirsiniz tabii ki. Varsa çevrenizde marketlerde, yoksa çevrenizdeki farmlardan gidip rica etmeniz gerekiyor. Eğer böyle 10 tane ineği olan küçük farmlar bulabilirseniz onların yağ oranı daha, dediğim gibi, daha farklı olacak diğerlerine göre. Bizim aldığımız süt Amişlerinki. Galonu bize 5 dolara geliyor haftalık. Her hafta yaklaşık 2 galon süt alıyoruz biz. Bu bazen o hafta ellerinde kalırsa rica ediyorum, ellerindeki birkaç galon daha veriyorlar. Onlarla da biz peynir yapıyoruz. Onun da ayrıyetten bir videosunu çekmek istiyorum. Peynirde gayet lezzetli peynirlerimiz var. Onları yapıyoruz. Şimdi sütlerimizi önce büyük bir tenceremize koyduk, kaynattık. Ardından 113 Fahrenheit'a getirdik, soğumasını sağladık. 113 Fahrenheit'ta gelince de onların videosunu çekemedim. Ama fotoğraflarını koyacağım şimdi. ...113 Fahrenheit'a gelince bir çay bardağının içine ya da bir su bardağının içine
biraz süt katıp yoğurdumuzu mayaladık. Üzerini güzelce havlularla sardık. Ve şu şekil bir yoğurt elde ettik. Biraz çocuklara verdik bu yoğurttan. Bugünlük iki tencereden tereyağı çıkartacağız. İki haftadır yapmıyorum. Hem ne yapacağız bu yoğurtları? Hem ayran hem de tereyağımızı alacağız. Çocuklar da ayran içmeyi çok seviyorlar. Onlara küçük yaştan alıştırırsanız çok sağlıklı olacaktır. Evet, yoğurdumuzun üst kısmında gördüğünüz gibi sarı kaymak tabakası var. Bu kaymak tabakasını kullanıp kahvaltınızda da yiyebilirsiniz. Eşim süt kaymağını sever. Ben yoğurt kaymağını seviyorum. Çocuklara henüz onu sevdiremedik. Peki, makine yoğurtlarımız hazır. Sütümüzü, dediğim gibi çiğ sütümüzü aldık. Amişlerden veya lokal store'lardan. Ben Türkiye'den böyle bir makine getirdim. Markası bu tarafta ayrı kalsın. Marka reklamı yapmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi iç kısmındaki dönen alet sayesinde hızlı bir dönüş yapıyor ve tereyağı üst taraflara çıkıyor. O çevirmeden sonraki şeyi de göstereceğim. Türkiye'den getirdim ben bunu. Gördüğünüz gibi 220 volt ile çalışıyor. Bunun burada çalışabilmesi için çok fazla elektrik çeken bir şey değil. O yüzden 500 wattlık bir çevirici aldım buraya. 110 voltla da çalışıyor ama koyduğunuz yoğurt biraz fazla olursa çevirmede zorlanıyor. Makine kendini çeviremiyor. Çok yavaş hareket ediyor. O yüzden böyle 500 wattlık bir ucuzdu. 25 dolar civarıydı. Onu da linkini koyarım yorum kısmına. Eğer evinizde çeviriciler zaten varsa oradan da kullanabilirsiniz. Bu 500 wattlık çevirici sayesinde rahatlıkla her hafta şeyimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz hırpalandı. Yaklaşık bir 5 yıldır bizimle kendisi. Daha değiştirmedik. Ayrılmalar oldu düşmelerden dolayı. Ama yine de sapasağlam çalışıyor iç kısmı. O yüzden problem yaşamadık. Makineyi Türkiye'den aldık getirdik. Problemlerimiz ne oldu? Problemler bu metal kısımlarda minik minik delikler olmaya başladı. O minik delikleri de dışarıdan bantladık. Ayrı güzel bantlar var. İşte gorilla gibi bantlar var. Onlarla bantladık. Bu ikinci makine, ilk makinemde şöyle bir problem oldu. İçindeki krom kaplama çıkınca alt tarafındaki sürekli bir hafta kaldığında siyah siyah böyle metalimsi bir şeyler üretmeye başladı. O ürettikleri de şeyin içine düşmeye başladı. Yoğurdun sütün içine düşmeye başladı. Bu sefer içtiğiniz ayranın içinde, tereyağın içinde siyah siyah benekli metal parçaları, plastik parçalar gibi bir şeyler oluşmaya başladı. Plastik değil de metalimsi ama oksitlenme gibi bir şeyler oluşmaya başladı. İçini temizlerken kesinlikle bir metal tel kullanmayın. O krom kaplamasını kesinlikle götürüyor. Bizim ilk makinemizde şöyle bir problem olmuştu. İçine bir kendi kağıtlarını yapıştırmışlar. Böyle arka tarafı lastiğimsi bir şey. Onu çıkartamadık bir türlü. Yapıştı kaldı oraya. Onu ovmak için biraz sert bastırmak zorunda kaldık. Ve makinamız resmen çöp oldu. Yani Türkiye'ye götürüp iade edemeyeceğimiz için de, ya iade etsek de almazlar büyük ihtimalle de. Böyle bir problem oldu. Oradan Türkiye'den aldığınız zaman içinde herhangi bir yapıştırıcısının olmamasına dikkat edin. Orada varsa da kendiniz çıkartın, alın. Bu kapakta bir problem yaşadık. Gördüğünüz gibi kapaktaki plastik zamanla ayrıldı. Buralardan ufak ufak bazı yoğurtlar, yani ayran fırlatıyor. Şu plastikten mutlaka yedek alın. Bu boruyu taktıkları yer
Çok küçük bir plastikti. Zamanla bu şey taka taka koptu geldi. Onun bu şekilde bir ucuz malzemeden yapılmadığına dikkat edin. Orada tabii gözümüzden kaçtı ama başımıza gelen bu. Bu halkayı takma yeri. Kendimize buraya bir kablo taktık. O kabloyla tutuyor burası. Bir kere kendiliğinden yani ilk koptuğunda bütün ayran yere saçılmıştı. Ona mutlaka dikkat edin. Onun haricinde bu markanın artık nedir? Timer'ı bozuldu. Timer sürekli çalışıyor. Yani hiç geri gitmiyor. 10 dakika timer ayarladığın zaman bir daha da geri gelmiyor. Yani 10 dakika, 1 saat oluyor. Ondan sonra atıyor. Timer'la almamaya dikkat edin. Açma kapamalı olsun. Daha basit. Burada tamir edilebileceğiniz kimse olmuyor genelde. Şu iç kısmında şu kısmın plastik olmasına dikkat edin. Bu plastik olmadığı zaman, metal olduğu zaman çevirmeden dolayı siyah bir madde yapıyor yine. Aşılmadan dolayı bir siyahlık koyuyor. Plastikte öyle bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Onun haricinde eğer aldığınız mallarda şöyle ufak contalar falan oluyor etrafında. Onların mutlaka yedeğini alın. Sonradan ezilmesi, kopması, kaybolması durumunda problem yaşamazsınız. Şimdi gelelim yapım aşamasına. Kısacası şöyle olacak. Yoğurdumuzu koyacağız. Yaklaşık bir 20 dakika boyunca sallayacağız. Makine yarım saat çalıştıktan sonra ya da 20 dakika yarım saat küçük küçük tane yağ parçaları göreceğiz. O küçük küçük tane yağ parçaları gördüğümüz zaman toplanmalar olacak üst tarafta. Biraz tabii bir tencere yoğurdunuz varsa ona göre içine tuzunuzu da, tuzlu ayran seviyorsanız tuzunu atabilirsiniz. Biraz ben bütün buzdolabının içindeki üst oluşan yaklaşık 1 litreye yakın bir buz oluşuyor. O buzu koyuyorum içine. Bir 10 dakika daha çevirdiğiniz zaman yağ tepede toplanacak. O yağ tepede toplanan yağı da bir bez yardımıyla alıp soğuk suda yıkayacağız. Soğuk suda yıkamamızın nedeni de içinde eğer ayran kalırsa tereyağını ocağa koyduğunuz zaman ayran yanmaya başlayacak. Siyah siyah kahverengi minik lekeler oluşmaya başlayacak tereyağının içinde. Onun önüne geçmek için biraz, yani istediğiniz kadar önüne geçin, yine de olacak ama bu sayede aza indirgemiş olacağız. Kısacası böyle. Şimdi işleme koyalım. Şimdi çeviricimi fişe takıyorum. Gördüğünüz gibi burada arka tarafta hem İngiliz, hem Amerika, hem de Avrupa girişli. Avrupa girişini takıyorum. Zaten şurada görüyorsunuz 220-110 volt. Kendisi otomatikman ayarlıyor. 220'lik makineyi taktığınızda burayı fişe takacaksanız 110'a da çevirebiliyorsunuz. Şimdi biz 110'u 220 yapacağız. Gördüğünüz gibi çevirdiğimiz anda makinemiz çalışmaya başlıyor. Dediğim gibi bunu takmadan da yapabilirsiniz. Ama o zaman sesini duyabiliyorsanız daha naif çalışıyor. Evet, şimdi 220'yi takacağım. Evet, açıyorum. Şimdi farkı göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi daha şiddetli çalışıyor. Evet, şimdi yoğurdumuzu koyuyoruz içine. Evet, bütün yoğurdumuzu koyduk. Evet, şimdi içine biraz tuz koyacağım. Göneli yeraltı kaynak tuzu. Aynı zamanda hiver tuzlalarında da var. Bizim Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 adet tuzlamız var. Tamamen güneş altında kurutulan tuzlardan yapılıyor.
katkı maddesi kesinlikle yok. Eğer bir tuz alacaksanız Tunceli Pülümür tuzlarını tercih etmenizi şiddetle öneririm. İmkanınız varsa getirtebiliyorsanız eminim ki faydasını göreceksiniz. Ben şimdi bu tuzdan şöyle bir avuç içi kadar, çok fazla değil, koyacağım. Kapağımızı kapatıyoruz. Dediğim gibi şu köşedeki olaydan dolayı biraz çıkmalar olacak. Tam bırakabilirsin babacığım. Teşekkürler. Çıkmalar olacak. Evet, çalıştırıyoruz şimdi. Evet, makinemiz çalışmaya başladı. Yarım saat sonra tekrar görüşmek üzere. Evet. Tereyağımız neredeyse oldu. Bunu toplanması için içine buz atacağım şimdi. Bir de öyle çalıştıracağız. Ben şu buzluğun içindeki buzluk haznesinin yarısını kullanacağım. Çünkü iki tencere yoğurdum var. Öbüründe öbür tencereyi kullanacağım. Şöyle bir yarım buz kalıbını şöyle koyuyorum içine. Diğerlerini. Kapağımı tekrar kapatıyorum. Bir 5 dakika daha çalışmasını istiyorum. Ben şöyle bir bez kullanacağım. Peynir bezi. Amazon'dan bulabilirsiniz. Bunu benim sevgili anneannem benim için özel dikti. Gördüğünüz gibi şöyle bezi içten dikişini göstereyim. Katlayıp şu şekilde dikti. Evet, şu şekilde dikti bezimi. Ve bu sayede peynirimiz olsun, tereyağımız olsun ya da süzme yoğurt yaptığımızda olsun kullanıyoruz. Siz de böyle bir bez edinirseniz bunların değerleri var. Su geçirme değerleri, aradaki boşluk değerleri var. Ona göre hangisi tercihinizse, ama en sıkı olanını alırsanız rahat edersiniz. Amazon'da bunların çeşitli numaraları var zaten. Oradan bakarsınız. Evet, ben şöyle bir kap aldım. O kabın içine bezimi koyuyorum. Evet, şöyle bezimi koyalım. Evet, hazırız. Evet, bir 10 dakika çalıştı. Şimdi bakalım. Bu yerinden çıkmasın diye, garanti olsun diye üstüne ağırlık koydum. Şimdi kapağımızı kaldıralım. Evet, gördüğünüz gibi tereyağımız oluşmuş. Şurayı spatula ile şuranın içine koyayım. Dün Şükran günü, Thanksgiving. Arkadaşımızın evine gideceğiz. O yüzden ikinci tencereyi yapmaya zamanım yok. Şimdi Fenerbahçe maçı var üzerine. Bu evimizdeki yoğurdun mayası yaklaşık 4 yıllık. Daha eskiydi aslında ama Türkiye'ye gittiğimiz bir vakit mayamız bozuldu. Kullanamadık ondan sonra. Tekrar başlattık. 4 yıldır mayamız her hafta yapa yapa daha da güzelleşti. Bir ara kefirli yapmıştık. Kefir de katmıştık içine. Probiyotiği o yüzden fazla diye tahmin ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi üst tarafta bir kere de
alabilmek için şöyle bunu bunun içine boşaltacağız. Görelim bakalım. Şimdi güzelce iyice sıyıralım. Evet. Bunun geri kalanını, içindeki geri kalanını da biraz bekledikten sonra soğuk suyla, tazikli suyla alacağım. Evet. Şu aşamada şöyle toplayacağım. Yavaş yavaş ayran süzülecek aşağıya. Yavaş yavaş süzülmesine müsaade etmeyin. Aksi halde genelde su aşağı gidecek. Yağınız çok ayranlı olacak. Şöyle hafiften taşırmadan yaparsanız gördüğünüz gibi şöyle üstte gelecek şekilde göstereyim size. Çıkan tereyağını. Gördüğünüz gibi tereyağımız hazır. Sıkarak. Biraz ortalığı rezil ettik ama eşyaları kaldırdıktan sonra bizim ufak köpeklerimizi çağırıyorum. Yalayarak hallediyorlar işi. Evet, gördüğünüz gibi tereyağımız hazır. Şimdi ben bunu soğuk su altında biraz yıkayacağım. Ondan sonra gördüğünüz gibi ayran alt taraflarda var. Bunların hep gitmesi gerekiyor. Aksi halde kötü bir şekilde yanıyorlar kullanmak istediğinizde. Yaklaşık 1 pound'dan fazla bir tencereden tereyağı aldık. Yazın daha fazla çıkıyor tabii ki. Evet, şimdi yıkadıktan sonra tekrar son halini göstereceğim size. Şöyle tazikli su altında açıyorum. Açılayarak şöyle iyice yıkıyoruz. Ne çok fazla yıkayacaksınız ne az. Ortasını bulmak zorundasınız. Yanmanın ötesinde eğer ayranı bırakırsanız ekşime yapar. Yani yağınız ekşir. O yüzden mümkün olduğunca nasıl ki ekşi ayran oluyor. Aynen ekşime yağın içinde de devam ediyor. Bunu güzelce süzeceğim. İçinde su da kalmaması lazım tabii ki. Gördüğünüz gibi sıktığım zaman hala ayran çıkabiliyor. Tazeyi bırakıp normal suya döneceğim. Şimdi hala dışında olacak çok. Gördüğünüz gibi küçük yağlar şeyler var hala. Çok hafif açıp onları da gidip götürdükten sonra enfes bir tereyağımız çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi enfes bir tereyağı. Afiyet olsun. Evet, videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 2 şişe ayranımız çıktı. 3 bardak kendimize doldurduk.
Tuz dediğim gibi reklam almadık kesinlikle. Kendi memleketimdir. Göneli dediğimiz bölgeyi biz küçükken yaylaya hayvan götürürdük. Böyle hayal meyal hatırlıyorum ama çok güzel bir yerdir. Zaten çiftliğimizin ismi, Amerika'da kurduğumuzun çiftliğimizin ismi de Hiver Çiftliği, Hiver Farm diye geçiyor. Oranın da tuzları var. Hem dağın bir tarafında Hiver, diğer tarafında da Göneli var zaten. Çocuklarla zaten küçükken oraya gitmiştik. Pandemiden dolayı 2-3 yıldır gidemiyoruz ama umarım önümüzdeki sene gideceğiz yine köyümüze. Oradaki tuz yapımını da çekmek istiyorum sizlere. Evet, Pülümür Belediyesi'ne iletişime geçebilirsiniz. Facebook hesapları var. Pülümür Belediyesi diye yazarsanız mutlaka göreceksiniz. Enfes, yani Himalaya tuzu alır insanlar, başka tuzlardan alır. Yani Pülümür tuzlarının eline su dökemezler diyeyim, o derece. Tereyağımız hazır. Geçen defa yaptığımızdan az çıktı. Ama artık kışa doğru girdik. Kuru ot yiyor hayvanlar. Bu kadarına da şükür diyoruz. Haftalık tereyağımız çıkıyor. Böyle bir pound civarında. Ayranımız yayık ayranı olmuş oluyor. Ve çok lezzetli bir ayran. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Az evvel sorduğun soruyu sor işte. İstemiyorum. Ne istemiyorsun? Ama. Ne sordun az evvel? Sanmıyorum. Tereyağından yiyebilirsin tabi oğlum, istediğin gibi. Ayran içmek zorunda değilsin. İçeceğim mi? Ekmekle mi yiyeceksin? Really good. They're both really good. Nice dairy meal. Video çekmiyorum ben artık. Video çekmiyor. Okay. Bana mı veriyorsun? Ben miyim? Teşekkür ederim. Çok lezzetli. Şu ayranımı da alayım oradan. Console. You don't need to care about it. Like right now. Hang on, stop. I want it. It's not funny. Stop. Baba, bunları masaya götürebilir misin? Masada mı yiyeceksiniz? Video çektiğimi öğrendiler. Hoşça kalın.